bugün sizin Mehmet Ali ile evlilik yıl dönümünüz. Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz Gözdeciğim. Bakalım Mehmet Ali bu yıl hatırlayacak mı? Eğer kutlamazsa bu sefer susma Aslı. Ben senin yerinde olsam var ya, hemen boşanma davası açarım. Bu sefer unutmaz herhalde Gözde. Çünkü 25. yılımız. Dile kolay, çeyrek asır. Umarım unutmaz. Çünkü bu sefer beni kimse durduramaz. Kıyameti koparırım gerçekten. Arkandayım Aslı. Ben yerinde olsam çoktan koparmıştım o kıyameti zaten. Ama bir şeyler planlıyor galiba. Sabahtan beri telefonu elinden düşürmedi. İsmail Usta, bugün arabayı getiriyorum sana değil mi? Plan değişmedi. Evet, plan değişmedi. Bekliyorum seni. Tamamdır. Görüşürüz İsmail Usta. Ben kahvaltı hazırlayayım o zaman. Tamam hayatım, ben de hazırlanıp geliyorum. Anneciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Babam nerede? İçeride telefonla konuşuyor. Bence kesin evlilik yıl dönümünüz için bir şeyler planlıyor. Ay vallahi bilmiyorum. Yani ilk yıllar kutluyorduk da sonra böyle azalarak bitti bizde evlilik yıl dönümü kutlama. Baban çok değişti. Yani bu sene 25. yıl olduğu için belki bir şeyler planlıyordur. İnşallah şaşırtır beni. Umarım anneciğim. İstiyorsan biz bir ağzını yoklayalım. Ay yok yok. Hayır hayır. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Hayır hayır. Yani o kendisi hatırlarsa hatırlasın. Rica ediyorum. Lütfen. Tamam, merak etme, biz bir şey söylemeyiz. Ya olmaz tabii yani öyle şey. Kendisinin hatırlaması lazım. Bence babamın telefonuna bakalım. Ne planlıyor öğrenelim. Şimdi eğer bir şeyler planlıyorsa, ki umarım öyledir, ben görmek istemiyorum Damlacığım. Bana sürpriz olsun. Ayrıca telefon karıştırmak mutsuzluk getirir. Hiç önermiyorum. Ayrıca da yani doğru bir davranış değil. Özel eşya sonuçta. Günaydın. Kusura bakmayın, kapatamadım ya bir türlü. Önemli değil hayatım, gel. Babacığım, oturmadan seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Sakın. Odada ama. Kızım niye burada söylemiyorsun hep beraber? Babamla yalnız konuşmak istedim anne. Hay hay kızım, gel konuşalım. Ya klinikten ayrılacağımı söyleyeceğim anne. E tamam kuzum, yani şurada hep beraberken söylesen. Aha, baş başa konuşmak istedim anne. Ben bakacağım. Damla, bırak o telefonu. Damlacığım, bırakır mısın? Bak çok ayıp. Ya anne, ben babamı tanıyorum. 25. yılımıza özel kesin bir şey planlamıştır. Bak göreceksin. Damlacığım lütfen, koyar mısın o telefonun yerine? Ya anne ya, merak ettim. Hem sana söylemeyeceğim, sürprizi kaçmayacak. Yani merak etme. Tamam bak, ama bir daha bakma. Mam 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 mam. Ne oldu kızım, söylesene. Hiç. Ya kızım söyle, ne oldu? Ya bir şey bulamadım anne ya. Bir tek İsmail Usta diye biriyle konuşmuş. O da arabasını tamire mi götürecekmiş neymiş o yüzden. Ah Mehmet Ali, evlilik yıl dönümümüzü bir unut. Ben sana yapacağımı bilirim. Damlacığım hayatım, sen boş ver bunları. Aa sen boş ver. Sen derslerine, sınavlarına odaklan. Bana bak ya. Bir bana bak. Ben takıyor muyum hiç kafaya böyle şeyleri? Ya ben bir şey planladı sanmıştım ya. İnsan evlilik yıl dönümünü unutur mu? İnanmıyorum babama. Gözde, galiba Mehmet Ali bu sene de evlilik yıl dönümümüzü unuttu. Ay sinirden patlamak üzereyim şu an. Dua etsin çocuklar evde. Mam 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 mem 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 mam mam mam. A x o x a x o x. Mam 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 mem 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 mam 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 mem mem. Yani bu saate kadar hiçbir şey yapmadın Mehmet Ali. Yok vallahi yapmadı Gözde. Yani umarım akşam kutlarız. İnsan sabah uyandığında karıcığım, İyi ki evlenmişiz der, karısını öpücük yağmurlarına tutar, ne bileyim böyle yatağa bir kahvaltı falan getirir.
Kusura bakma da Mehmet Ali senin için hiçbir şey yapmıyor aslında. Ay Gözde, zaten sinirliyim Mehmet Ali'ye. Bir de sen üstüme gelme Allah aşkına. Yok zaten, ben kararımı verdim. Bu Mehmet Ali'nin son şansı. E tabii son şansı olsun. Bak 25. yıl dönümünüzü unutursa eğer, sen bu evliliği bir gözden geçir bence. Aynen öyle yapacağım hayatım. Hayır yani madem unutuyorsun bir takvimine yaz, alarm kur, yani bir şey yap. Ben çok mu bir şey istiyorum ya Gözde? Ha? Çok mu bir şey istiyorum? Yani alt tarafı evlilik yıl dönümümüzü kutlayalım istiyorum. E bunu da kafana kazı be adam. Sen çok hata yaptın Aslı. Çok hata yaptın. Zamanında şöyle bir sağlam uyaracaktın sen Mehmet Ali'ye. Bak bakalım bir daha unutuyor muydu? Ama yok, sen beni hiç dinlemedin ki. Hep sustun. Mehmet Ali unuttu. Sen olsun hayatım, hiç önemli değil dedin. Bu yıl öyle bir şey yok Gözde. O Mehmet Ali, o eski Aslı'yı unutsun. Bak bu yıl kutlamayalım, ben ona ne yapacağım bilmiyorum. Bak ne diyeceğim. Bu senede evlilik yıl dönümünüzü unutursa sen pılını pırtını topla direkt bana gel. Olabilir aslında. Çocuklara ne diyeceğim? Gözde teyzenizin canı sıkkınmış, onun yanında olacağım de. Zaten kocaman oldular artık. Ay, artık sen biraz kendini mi düşünsen Aslı? Vallahi doğru söylüyorsun be Gözde. Yani Mehmet Ali seni kaybetmenin bir korkusunu yaşasın. Evlilik yıl dönümünüzü unutmasının, kutlamamasının bir bedeli olmalı artık. Öyle her koşulda evde oturup bekleyen Aslı yok. Yok artık. Yok, yok artık. Evet. Nefes alın. Verin. Alın. Kusura bakmayın, şu telefona bakmam lazım da. Of. Alo. Ah, ben unuttum onu tamamen. Ya bugün o kadar yoğun bir gün ki randevulardan başımı kaldıramadım. Yoksa ben gelecektim yanına. Şimdi bir hastam var. O çıkınca arayayım ben, tamam? Hadi görüşürüz. Gerçekten çok özür dilerim, kusura bakmayın ya. Bugün çok yoğun bir gün. Neyim var demiştiniz? Otururken şuralarım ağrıyor. Göğüste ağrı var. Devam edeyim o zaman ben, bir dinleyeyim sırtınızı. Nefes alın. Gözde, diyorum ki Mehmet Ali'yi beklemeden şak diye ben mi kutlasam? Sakın Aslı, öyle bir şey yapmıyorsun. Her yıl sen yapıyorsun zaten. Doğru da, hayır Mehmet Ali bu sene bir çılgınlık yapıp evlilik yıl dönümümü kutlarsa benim elim boş kalacak, ayıp olacak. Ay, ay ayıp oluversin. Bir kere de ona ayıp olsun, hep sana ayıp oluyor. Bırak artık Allah aşkına ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Mehmet Ali'ye acımak yok. Yok. Hocam, nereye? Aydan, çok işim var, hemen çıkmam lazım. Randevunuz var bir sürü burada. Hepsini Emre'ye yönlendir. Benim arabayı servise bırakmam lazım, Vedat Hoca'yı aramam lazım. Annem bir şeyler istediği alışveriş yapmam lazım. Hepsi üst üste geldi. Ben bunların hepsini nasıl yetiştireceğim bilmiyorum yani. Kolay gelsin hocam. Sağ ol kızım. Aa, şeyi unutmayın. Neydi? Neyi? Ersin Bey'in tahlil sonuçları çıktı. Buyurun alın, evde incelersiniz. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Al bir tane, afiyet olsun. Teşekkürler anneciğim. Anne, bence sen Gözde teyzeye bakma ya. Gel hazırlanalım, bir şeyler yapalım, utandıralım babamı. Yok kızım, sen boş ver bunları. Ye tostunu, sen kafanı yorma bizim meselelerimize. Ya anne bak, beni birazcık seviyorsan dinlersin. Gel gidelim kuaföre, yaptıralım saçını. Hatta gelinliğini de giy. Babam eve gelsin, şok olsun. Gelinliğimi mi giyeyim? Ay yok canım, ne gerek var? Ya anne bir düşünsene. Babam seni gelinlikle hazırlanmış görünce utanır. Bence bundan sonra kutlar, yani ders de almış olur. Yani olabilir aslında. Hadi çıkalım o zaman hemen. Tamam, sen ye şu tostunu.